Köpeğin seni tuzlu bir yiyecek olarak mı görüyor? Pati dostum, hoş geldin. Muhtemelen erişkin ya da yavru bir köpeğe sahipsin ve bu köpeğin seni bulduğu her fırsatta yalıyor. Yüzünde biriken salya miktarı o kadar çok ki bunu azaltmanın yollarını arıyorsun. Seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü salyalı bir hayatın zorluğunu çok iyi bilirim. Biraz yaklaş, sana bir sır vereyim. Eğer ki çok param varsa bu salya miktarını azaltmanın da bir yolu var. İşin şakası bir tarafa, köpeğin seni sürekli neden yalar? Bu davranış neyden ileri gelir? Ve bize neyi anlatmak ister? Bu soruların cevabını bulmaya çalışalım. Çünkü köpeğinin kafasını okşadığında, havaya atıp oyunlar oynadığında ya da bir kır yürüyüşünden dönüşte omzuna alıp sohbete koyulduğunda hemen yalamaya başladığını görürsün. Ve bu davranıştan hiç vazgeçiremezsin. Bu durum her şeyi çok fazlasıyla merak ettiklerinden mi, ilgi istediklerinden mi, yoksa sevgi gösterisinden mi ileri gelir? Yoksa hepsi de olabilir mi? Köpeklerin davranışı üzerine yapılan birçok araştırmada düşündüklerinin hepsi de var aslında. Sevimli, tatlı ve yaramaz köpeğin seni sevgisinden, alışkanlığından, can sıkıntısından, dikkat arayışından, içgüdülerinden, iletişim kurmak istemesinden, araştırmacı yönünün ağır basmasından ya da tadının ona çok lezzetli gelmesinden yalayabilir. Bunların hepsi doğrudur. Bunların haricinde de bir şey var. Çoğu kişinin bilmediği, hatta duyduğunda garipseyebileceği bir şey. Köpeğin seni kusturmak için de yalıyor olabilir mi? Evet, yanlış duymadın. Köpeğin senin ağız çevreni yalayarak aslında seni kusturmak istiyor olabilir mi? Bu görmüş olduğun kitabın yazarı Alexander Horwitz. Köpeklerin zihin dünyasını anlamak için ömrünü adamış bir bilim insanı. Köpek Biliş Laboratuvarında da başkan. Köpekler neden her şeyi koklar? Neden her şeyi yalamak ister? Acaba köpek olmak nasıl bir şeydir gibi sorulara cevap bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkar ve onları en iyi bir şekilde anlamanın yolunun atalarına gitmek olduğuna karar verir. Ufak tefek görünse de bir antilopu tek başına devirebilecek güce sahip, leş yemeyi seven çakalları, oldukça hızlı koşan, özellikle gece avlanmayı çok seven ve kurnaz yapıları ile bilinen tilkileri, yabani köpekleri ve asla esareti kabul etmeyen, özgürlüğüne düşkün, yaratılışları gereği evcilleştirilmesi imkansıza yakın olan kurtları incelemeye başlar. Özellikle anne kurdun diğer kurtlarla beraber avlansa da yavrusunun inine başka hiçbir kurdu götürmediğini, yani inine yalnız gittiğini ve anne kurdun ağız çevresinin yavruları tarafından yalandığını fark eder. Bir müddet sonra anne kurt kusar ve yavruları bu kusmuğu yer. Vahşi doğada yaşam bu şekilde devam eder. Alexander bu keşfiyle köpeğinin seni yalamak istemesindeki nedenlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Sahi sen köpeğinin seni kusturmak için yaladığını hiç düşünmüş müydün? Sağlıcakla kal, hoşça kal.